Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, analarım, bacılarım, kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Hemen pat pat geldi. Bize sorarsanız arkadaşlar, biz iyiyiz, çok şükür. Çalışıyoruz. Ot mevsimi, ot pişme mevsimi şimdi. Şurada bir 20 gün, en az bir ay ot pişme mevsimi köyde. Diğer önce biçtiklerimizi kuruttuk. Onları çuvalladık. Kaç çuval çuvalladık Şükür? Bayağı var. 15 oldu mu? Var var. Çuval dediğim de büyük hayaller arkadaşlar. Güzelce doldurduk. Şimdi bu otları değerlendirmek lazım arkadaşlar. Bugün sabahtan gittik bahçeye. Havalar da çok sıcaktı. Hayvanlarımızı da aldık yanımıza. Bayağı piştik işte. Neyse Şükrü Usta biçti, doldurdu. Arabaya taşıdı. Ben çok yardımcı olamadım. Çok sıcak. Şu sıcağa ben çok gelemiyorum. Bu da dedi ki Allah razı olsun. Sen hayvanlara bak yeter dedi bana. Sen ne yapıyorsun? Nereden konuşuyorsun? Merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlarla konuşuyorum ha. Şükrü. Bana mı konuşuyorsunuz ya? Seninle de konuşayım. Evet tamam. Melek dedi sen de hayvanlara bak yeter dedi. Ben hayvanlara baktım. Şükrü işte gücünün yettiği kadar ot biçti. Bayağı da biçti yine. Bu kadar getirdik bugünlük bu kadar. Dedim serelim de öyle gidelim eve. Şimdi evde de işlerimiz başlıyor. Kanka kanka burada da bayağı ot varmış. He? Burada ot çoğulmuş yani. Bunu da dedik. Bu yağmur gibi çünkü. Bunu da diyor hayvanlara yedirelim akşam sabah. Kışlık ota kapmayacağız onu. Çünkü bir yağmur yağdı, bir açtı derken onları hayvanlara yedireceğiz. Zaten hepsini onlar yiyecek de daha güzellerini kışa yürüyor. Samandan bıktığına ot vereceğiz. Durmuyor ki. Melek Hanım, köylü dedim böyle olmalı. Bunu böyle sevmeli. Severek yapıyoruz zaten. Sevmesek bize kim yaptıracak bu işi değil mi arkadaşlar? Hayvanlarımızın kışını da düşünüyoruz. Kendi kışımızı da düşünüyoruz. Kendi yiyeceğimizi de yapıyoruz. Çok şükürler olsun. Şimdi havalar yarın da güzel olursa böyle güzel bir bunu çeviririz böyle ince de daha. İyi olur. Şöyle. Yemyeşil ha. Ha güzel ya. Çok güzel. Çok çuvala doldurmaya uğraşmıyor. Ondan sonra hayvanlara gideceğiz değil mi? Ha. Tamam. Hani basalı yapayım diye uğraşmadı yani. Güzel ama güzel kokuyor. Güneşte kavruluyor, kokmaz mı şimdi? Kıtır kıtır oluyor. Kıtır kıtır oluyor gerçekten de. Çok güzel oluyor. Adamın yesi geliyor.
ince ince olsun değil mi? Aynen. Bu otu Sunay'ın evinin yanından getirdik arkadaşlar. Burada bu bahçe. Ama Sunay'ın bahçesini de biçeceğiz. Ben aslında istiyordum Sunay geldiğinde biçerim diye. Sunay da bir daha önümüzde çarşamba gün Allah nasip ederse taburcu olacak. Rabbim nasip ederse tabii ki. İyi olsun da. Ben dedim hep dedim hani Sunay gelsin böyle otururuz. Hem muhabbet ederiz biçeriz dedim ama Sunay biç abla bekleme beni dedi. Şöyle. İnşallah o gelince de mısırını beraber böyle onu oturdurmuş yanıma. Allah nasip ederse kendisi gelsin de iyi olsun da. Öyle işte ondan da konuştuk bugün. Ne zaman çıkar? Çarşamba gün. Bir daha çarşamba gün. Bir daha çarşamba. Taburcu olacak. Ama 15 günden 15 güne herhalde bir 6 ay tedavisi var Sunay'ımın. Ondan sonra inşallah sağlığına kavuşacak. 6 ay. Evet. 6 ay bir tedavi süresi var. 15 güne 15 güne bir iğne vurulacakmış herhalde arkadaşlar. Böbrekleri için. Böbrekleri de kurtardık demiş doktor. Allah'ım da önce Rabbim sonra tabii ki hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımıza Allah kolaylık versin. Onları da başımızdan eksik etmesin. Amin. Şöyle bir otumuzu görsek arkadaşlar Şükrü. Biraz kalın serdi mi arkadaşlar? Melek Hanım bu biraz çok kalın oldu. Çok kalın oldu ama ne yapabilirim şimdi? Yarın sabahla inşallah bunları böyle telli telli şöyle sereceğiz yani. Yapacak bir şey yok Şükrü. Yok. Yorulduk da yani. Bir de hayvanları da götürdüm giderken. Yürümek yordu beni. Hiç yormadı. Bayağı yol var Sunay'ın oraya. Ama buradan görünüyor bu haradan var. Mazide bu. Arada mı görünüyor mu arkadaşlar? Görüyor. Bilmez ki hangi olduğunu Şükrü. Bilir bilir. Bilir Melek bilir. O ev videoya çektim ben. Hakikaten de kalın bayağı ama Şükrü. Yarın sabah inşallah hem güneş olur tamam mı? Oo, burası daha kalın. Şöyle. Ot kurundan arkadaşlar bilir zaten. Hayvanlar olanlar. Bayağı ot yine getirdik bugün. Rabbimin izniyle. Hayvanlar kışın samandan bıkıyor. Biz her gün pirinç pilavı, burgu pilavı yiyebiliyoruz mu arkadaşlar? Değişik bir yemek arıyoruz. Mesela ben bir gün pilav, burgu pilavı yiysem ertesi gün asla onu yemem. Çünkü yeşillik istiyor. Hayvanlar da ot canı istiyor. Onların önüne dedim doldurup bir çuval ot. Geliler. Hadi gidelim Şükrü şimdi. Şükrü hasta dedim. Melek dedi çok kalın oldu. Yarın o korgana gidecek arkadaşlar. Ben gitmeyeceğim. Ben yarın çobanım. Çünkü dedi yapamazsın hayvanlarla dedi bana. Ben de o kadar gücüm yetti. Yani kaç buraya kaç çuval ot boşalttı. Harali harar harar. Hararı çuval büyük. Harar. Eskiden şey pamuk çuvalları vardı. Öyle. Pamuk çuvalından da büyük. Şimdi otların kimisi küçük kimisi büyük ya. Şükrü dedi dökülmesin. Çuvalları dolduralım. Araba yatması kolay oluyor dedi. Yem yeşil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı pancar haşlıyor ki yeşil yine. Ağabotu var ya Melek. Kıtır ye. Kıtır. Pancar haşlıyor ki yem yeşil bunlar da. Bu da şimdi inşallah yarın da kurursa. Ama yarın bunu bir Şükrü iki kere bir çevirsek bunu yarın akşam toplayacağız. Aynen. Evet Rabbimin izniyle. Bu şekil bayağı otumuz var burada arkadaşlar. Şükrü diyor ki Melek diyor bir kır harali dolduracağım bu sene diyor. Kır harar dolduracağım diye hayvanlarıma diyor. Çok istekli. Çok istekli. Yani. Çünkü arkadaşlar Allah'ım verdi bu sene otu. Çünkü yağmur çok yağdığına her taraf ot. Öyle yapamadım işte ben sirkeliyi sirkeli Şükrü. Ne yapıyorsun Beyhan? İnan sağdın. Yok sağ ol. Ben sağırım eve gidin canım benim. Teşekkür ettim. Komşumuz iyidir arkadaşlar. Komşuluğumuz da iyidir. Allah razı olsun. Ay maşallah maşallah. O tamam öyle. Sen ne diyorsun ya? O çok güzel. İnşallah
Böyle biçeceğiz. Yarın o bahçeye gitmeyeceğiz. Öğleden sonra Sahtezabaş Yürük Orhan'a gidecek. Ben hayvanları doyuracağım öğlene kadar. Öğleden sonra amcamın yerine gideceğiz, Çeter Ağzı'na. Tarlanın adı Çeter Ağzı arkadaşlar. Ondan Çeter Ağzı nasıl ağzı? Pazar günü de Sunay'ımın yerine gideceğim. Allah nasip ederse, yağmazsa, yağmur falan olmazsa. Fırtına bizi bırakmıyor. Fırtına burada. Hayvanları benden getirdi. Bugün benden götürdü arkadaşlar. Beraber. Hem de çobanlık yapıyor. Evet. Akasya ağacı o kadar güzel açmış ki arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bembeyaz pamuk gibi. Kokusu da o kadar güzel ki. Onları biz eskiden yedik. Öyle. Yine yiyoruz. Yine yiyor ya. Çocukken hayvanatta dırhan falan yerdik. Yine yeniliyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, böyle güllerimiz açıyor. Maşallah, o kadar da domurcukları var ki. Çok güzel. Bu beyaz çiçekli olanlar böğürtten arkadaşlar. Aşlı böğürtten. Ahududular da açıyor çiçeğini. Bunlardan böyle güzel bir leçer yapacağım. İnşallah Allah nasip ederse torunlarıma, şifa niyetine böyle. Ahududan çiçeği de daha başka. Çok güzel. Evet Şühru. Evet. Buruları getirdi arkadaşlar. Böyle. Getirdik. Kaç çuval getirdin böyle? Bayağı var. Var. Bayağı var. Saymamış çünkü. Sayısını bilmiyor. Bak Melek Hanım. İlk önce içiyoruz. Evet. Sonra çekiyoruz. Evet, arabaya. Sonra arabaya koyuyoruz, getiriyoruz. Bir daha kurutmaya koyuyoruz. Bak bir daha ondan sonra toplayıp depoya. Evet, depoluyoruz. Depoluyoruz. Ne ama var? Ne için? Hayvanlarımız için. Hayvanlarımız için. Hayvanlarımız için evet. Hayvanları yoksa seviyorum. Yoksa arkadaşlar yani derim kendi saman alırım ama ne uğraşacağım otuna. Ama çok zevkli. Onlar yerken onu var ya, uf. Onların mutluluğu yetiyor. Aynen. Çok güzel oluyor. Evet, ben bunu bağlayayım aslında. Bağla. Sen hadi onları götür Şükrü. Ben de aşağı ineceğim. Evet, Şükrü yüklense. Ağır değildir zaten, evet, kuru ot ya. Şu bileğim de dönmüş sanki. İncitme kendini. Hadi kolay gelsin sana. Hadi. Bizim yine kırmızılar çıktı piyasaya. Evet, baksana şu domurcuklara. Vallahi tombik tombik. Hep domurcuk bunlar. Hepsi açacağım. Maşallah. Maşallah, iyi evet, güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çiçekleri çok seviyorum vallahi. Böyle toprağa dikeceğim, yetiştireceğim. Kokusu var ya mis gibi. Buraya doğru hep inşallah açacaklar böyle kuma kuma çiçeklerim bu sene. Buralar, bu evet. Yanlar. Buralar gül bahçesi olacak. Biberleri diktik. Ondan sonra patlıcan diktik buraya. Gördüğünüz zaten hep beraber yaptık. İnşallah bunlar da tutarlar. Böyle. Bu yumurta çiçeği. Sarı olan. Ama evet. Aynı yumurtanın içi gibi. Sap sarı top yine böyle. Ona yumurta çiçeği diyorlar. Şurada da vardı bir tane ama o kırılmış ama yerinden çıktı yine. O kökünden şu filiz verdi. Büyüdüler buraya doğru. Ben de ellemedim hiç onları. Onları şu, kesin Şükrü kırmıştır. Belki depoyu bile koyarken kırmışındır. Yani. Belki ya. Bundan tabii. Öyle diyorsun sen. Tabii tabii. Tamam bir şey demedim ben. Anladım sahte olayı. Evet. Anladım. Şuradaki kıvırcıklar nasıl büyüdü arkadaşlar? Aderiferinden hava aldı ya. Kumak gibi oldular. Çok şimdi güzel. Şimdi sıra geldi bize. Hayvanlarımızın karnı tok. Getirdim bunları ki böyle. Maşallah karınları. Şimdi? Şimdi bizim karnımız aç. Biz sallanıyoruz. Şimdi bir de kendimizi doyuralım. Bizden önce yine görecekleriniz var arkadaşlar. Hadi Şükrü gel. Onları giderken kapatıp gittik. Dışarı bırakmadım. Kedi falan kapar diye.
Size onları da göstereceğim şimdi. Bunları da doyurayım önce. Hadi görüşürüz. Gel. Çağır kızlarını da çağır ha. Hadi kızlarını da çağır. Hadi bebeğim benim. Öş, çok tatlı arkadaşlar ya. Bunlar çok tatlı. Bunları dışarı falan bırakmadık bugün. Artık bunlara öyle bir bakıyoruz ki. Üşümesinler böyle üzerlerini güzel örtüyoruz. Hani kedi falan kapmasın diye bugün bırakmadık. Aha bu horoz olacak herhalde. Kuyruğu hemen çıkmış bak. Aha bu alaşmanın. Aha bu var ya arkadaşlar. Bu tam bir lokmalık değil mi ama? Şuna bakar mısınız? Hoş, çok tatlı ya. Onlar iki tane. Bunlara alaşman koydum ismini. Alay ya şöyle üzerleri falan. Yok. Aynı bizim paçalıya da benziyor değil mi Şükrü? Aynen. Paçaları yok ama bunları. Kız babanız paçalı mı sizin yoksa? Bizim çeneyi mutamızdan da koyduk arkadaşlar biz. Onun için yok paçaları yok bunlara. Nasıl yok? Var ya. Ay bizim horozdan bunlar işte. Almayayım aşkım, almayayım yavrunu. Ben ona zarar verir miyim bebeğim? Paçaları var arkadaşlar bunların. Dur kız. Bizim horozdan işte bak. Kız dur vereceğim ayağını kıkma hayvanın. Bakın paçalarına bakın. Vay bakın, paçalı. Anam senin paçalarını yerim benim. Ver diye. Al ikisinin de var paçaları. Bunu bıraktım şimdi. Bunun da paçaları var iki tane. Allah'ım yarabbim ya. Kurban olurum verene ya. Ey Allah'ım yarabbim sen nelere galisin ya. Onlar da mı var? Bu kara kız da yok. Yok bunlar ama, kara kız bu. Kara da güzel, çok güzel oluyor. Adı da kara kız olsun bunlar. Ne yapayım artık? Bunlara isim bulamadım. Üç tane bunlar. Bunlar bu ala biraz da. Ay o da durmayalım da. Bunlar siyah böyle. Bunlar da kara kız olsun atlar değil mi? Olsun. Şöyle. Bunda da var paça. Bu da paçalı arkadaşlar. Allah Allah. Bu beyaz da paçalı. Evet. Allah'ım beyaz. Yani. Beyazı çok severim. Pamuk prenses. Bunları da pamuk arkadaşlar. Bunların adı da pamuk. Üç tane bunlar da. Birisi biraz sarı. Elimi kakaya bırakayım. Bak anne ya. İkisi beyaz. Birisi de böyle sarı ama adını pamuk koydum ben bunları. Bunu da ayırmadım. Bunun paçası yok. Bu paçasız. Ayağı da üşümüş. Evet. Hele bir tane arkadaş var. Çok seviyor. Görsek dedi bana böyle kendisi. İstedi. O civcivlerini dedi. Görsek Melek Hanım deyin. Rica etti. Ben de sizlere gösteririm arkadaşlar. Zaten neyimiz varsa evet. Sizlerle beraber hiç yani her şeyimizi biliyorsunuz. Şöyle öteki cücüklere annesi bakıyor deyin. Biz de acemiyiz yani. Biz bunları hep dışarı saldık ya. Onlar işte kedi bir şeyler aldı. Bilemedik. Bundan dolayı çünkü bunlara yer yaptı ama tam şimdi yağmur yağarsa üstüne su geçer falan diye tam üstünü örtmedik daha. Onları ne yapacak? Bunları o yerine koyacağız. Bunlar şimdi bizim misafirimiz. Çocuklar bisikletle oynuyorlar şimdi. Daniyi kaçırdılar. Küçük danaları var onların da. Daniyi kaçırdılar. Danaları oynuyor. Su da şaştım. Burada su da var ha. Anne. Oy yerim ben sana. Derler ya Allah'ım dağlarda kuşları kurtları anne yapmasın diye. İşte anne arkadaşlar yani. Elimi kırdı bırak onu değil. Hiç kutunun içinden kendisi bile çıkmadı. Bak bugün iki gün bu civcivlerimiz çıkalı. Bu kutunun içine aldık bunları. Güzel üzerlerini örtüyor. Salını alıyoruz akşamca. Şimdi ahırımız inan yanında bırakmadım. Belki kutudan falan çıkarlar. Ne olur ne olmaz. Hayvan ezer. Yani ezilirler. İnşallah 8 tane çıkarttı. 8 tane yavrusu var şu an. İnşallah hepsi de büyürler. Ötekilerden 3 tane kaldı ama çok güzel oldular maşallah. Büyüdüler böyle. Birisi aynı bunlar bu tavuğun cinsinden bir tane civcivimiz. Yumurtalarının birazını amcam getirmiş bunun. Bir tane çıkmış ondan işte oldu. İnşallah bunları büyütürüz. Ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Yine gülgümüz yatıyor bir tane daha. Bakalım onlar ne çıkacak? O bakalım kaç tane çıkartacak. O ilk çıkarttığında 9 tane çıkarttı. O ikinciye yaptı şimdi anne oldu. Ondan bakalım ne çıkacak şimdi.
Onların kapısı da ayrı, evi de ayrı. He, bunun yeri ayrı olacak. Onun yeri ayrı olacak. Biraz da şey istiyorum, böyle alayım. Etlik piliç istiyorum. Hani geçen sene küllüm falan vardı ya. Yine inşallah küllüm falan olur. Yine adını küllü koyarım onun da. Onlar küllü çok ya. Bir de insana çok yakın oluyor onlar, hayvanlar ya. Resmen konuşuyorlardı benimle. Gıl 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 konuşuyorlardı. Şimdi Şükrü, hadi ellerimizi falan yıkayalım. Şimdi bunları doyurdu. Merak hanım, ben ondan alsam ne olur? Nasıl? Bir 5-6 tane alalım. 10 tane istiyorum ondan. Alayım. 10 tane de çok bayağı. 10 tane yeter. Geçen sene 8 tane almıştık. 5 tane kaldıydı. 6 tane kalmıştı. Bir tanesini komşunun düğününde vermiştik ya. Evet. Ondan sonra 10 tane alalım. İnşallah kaç tane büyürse artık şansımıza, kısmetimize. İnşallah. Annesi bırakmıyor bunları böyle. Güzelce üstünde örtüyoruz. Üşümüyorlar da. Sabah da aynı bu şekilde doyurduk bunları böyle. Tam güneş vardı sabahleyin. Güneşe koyduk, baktık. Güneşe yattılar buraya hepsi de. Çok güzeller, çok tatlılar. Şunlar da, şunlar, şunlar var ya, şunlar bakın, şunlar. Allah'ımın işi işte bak bunlar. Bakın arkadaşlar. Çok tatlılar. Tamam. Al yerine. Bunun içine buydar falan da var arkadaşlar. Tavuk kesin diye. Mahsus saman koyduk içine. Hani annesi eşiliyor. Onlar da hem eşilmeyi öğrensinler. Hem de üşümesinler. Ayakları üşümesin diye. Bu 3 tane de çay tabağı kullandım böyle. Artık öbür civcivlerime. Bunlar büyür sahte şimdi o çıkana kadar. Yine 3'ünü de onlara kullanırız. Bir de hot kafam da gök gök diye ama yapmadı. O hot kafam da yaramaz biraz benim. Aslında anne olsa böyle çok hırçın olur. Yavrularına çok iyi bahar o. Olursa gel onu da yatıracağım. Bir 10 tane de et pilici alacağım. Küllü. İnşallah. Ondan sonra. Bunlar böyle yesinler. Şimdi biz de kendi kanımızı da doyurmuyor. Bir şeyler hazırlayacağım şimdi hemen. Bakayım. Kız kuyruksun sen. Lan kuyruksun. Sen yine mi çıktın dışarıya? He mi? Yine mi çıktın dışarı? Haydi. Hadi gel. Hadi. Geç kuyruksun, içeri geç. Öbür siyah da orada. Ya bak şimdi. Gel, gel, geç. Geç, yürü, yürü. Hadi, yürü, hadi. Öbürü nerede? Bir tane yok. Nasıl yok? Girmiş mi kümese? Bilmiyorum ki. Evet, girmiştir. Ben hiç gir bakayım. Kız girdin mi sen içeri? He? Neredesin? Yok. Burada yok. Bile 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 bile. Ben geldiğim evdeydi ama. Gel hay. Haydi gel hay hay hay. Bile 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 bile. Gel kızım gel. Bu da ha yok. Yeşil var ya. Düştüm değdi ha. Burada mı? Sana mı soruyor? Ben tavuk diyorum tavuk. Daha. Nerede bak 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 bak. Allah'ım yarabbim. Kız gelsene buraya. Niye gelmiyorsun? Gözlerim seni aradı da. Gel haydi. Haydi kızım haydi 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 haydi. Kızım niye geldin sen? Haydi, geç. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Daha bunu diye ama. Ha. Gel. Acabadın mı? Ben bunlara gelince verdim şunu. Sen gelene kadar. Değil mi? Tabii ki. Verdim. Bunları doyurdum. Gel, gel, gel. Haydi, haydi gelin. Kırmızılar, haydi. Kırmızı kızlar, haydi. Haydi gelin, haydi. Bedeni dolduralım, bitmiş. Var, depoda var orma. Depoda var canım. Kırmızılarımızdan da iki tane o, işte annesi yatıyor şimdi. Üç tane bir siyah. Ah, iyi tane. Kırmızı. Aynı o annesi gibi öyle uzun tavuk işte. Şu, bu da öyle. Bak. Horozdan korkuyorlar. Bence de ondan yaklaşmıyor hayvanlar değil mi? Kuyruksuz fena. Kuyruksuzun çaresine ne yapacak bilmiyorum da. Şuyruksuz da duymasın da. Kuyruksuz biraz fena yaramaz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çiçek de bakıyor bana buradan. Abi. Çiçek! Kızım! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Manzaran güzel kız. Tam cam kenarında. Sen sahneye geldim şimdi. Yoruldun mu bugün? Kazanan alayım önden, öte git.
Ceylan yatıyor. Ceylan yorulmuş. He? Ceylan yorulmuş Melek Hanım. Bu iyice yorulmuş ya burada. Kızım önce seni sağacağım, tamam mı? Kendime yeme hazırlayacaktım ama dedim ki önce kınalımı sağayım dedim. Onu bir rahatlaştırayım dedim. Karınları kütmek gibi arkadaşlar. Böyle doyurdum bunları bugün var ya. Bayram ettiler, bayram. Mis gibi. Çiçek de burada. Çiçek ne yapıyor? Çiçek ama ne yapsın bakayım bize. Çiçek beni gözetliyor. Böyle hani hamur getirecek miyim bak. Uş, alacağım tamam. Sadin yapıyor onu. Arkadaşlar sağacağım onu şimdi. Heh. Güzel. Bu da bizim çiçeğimiz. Büyüdü maşallah. Bu da canı dışarıyı görüyor. Melek Hanım kralı seviyor. Ben de dışarıdayım. Bezelyeleri artık toplamak lazım. Bezelyelerin zamanı geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Patlıcanlarımı, biberlerimi yıkadım arkadaşlar. Önce patlıcanları azıcık tuzlu su ayarladım buraya. Şükrü Sinan konuştuk. Yemeğimizi hazırlayacaktım. Ben akşam yemeğimiz işte. Şükrü Sinan dedi, Melek dedi, hayvanlara bakalım. Sen inanarsa ben otlarını hazırlayayım. Hamurlarını hazırlayayım dedi. Ben inanarsa bakan Şükrü Sinan danaların hamurlarını hazırladı. Otlarını hazırladı. Verdik. Doyurduk onları. Tavuklarımızın ağzını kapattık. Sobamızı da yakmıştık giderken. Çay suyumuz da sobamızın üstünde kaynıyor arkadaşlar. Sıra anca geldi bize. Sıra bize geldi şimdi. Şuna bak da akşam oldu bak. Evet akşam oldu arkadaşlar. Bu bizim akşam yemeğimiz. Tireküne oralar yanıyor. Tireküne yanları. Tireküne yanları. Evet. Şöyle patlıcanlarımı şöyle böleyim. Şu şekil. Şöyle suyun içine atayım. Tuzlu suyun içine. Sıra bize anca geldi arkadaşlar. Ne yapalım? Önce hayvanlarımız dedik. Kısmetimiz bu kadarmış. Ne yapalım? Onları yerleştirelim. Güzelce denleştirelim. Ahırımızı. Yani biz ahır deriz. Bazı arkadaşlarımız hani bazı yöreler tam diyorlar. Ama biz ahır diyoruz. Tamımız neyse işte. Bizim de tamımız. Ondan sonra çok şükürler olsun. Evde biber patlıcan var. Yemek. Dünden kalan biraz da yemeğim var. Yanına da çayımız oldu yine. Birer dilim de ekmek oldu yine. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Değil mi arkadaşlar? Ne olsun ya. Şöyle. Daha ne olsun. Heh. Hemen alaca bulaca soydum patlıcanlarımı. Yazları böyle oluyor köy işleri arkadaşlar. Evinde ne varsa artık hazırında, kenarında, dolabında çıkartacak. Şöyle. Heh. Onlar orada durak alsınlar. Şöyle. Bak şu ellerime. Hepsini yıkadım arkadaşlar. Tertemiz. Şunları şuraya alayım. Hemen biberlerimi hazırlayayım. Şöyle şuralarını kopartacağım. Uzunlarını üçe böleceğim. Şu şekil. Tam bir şöyle çay sofrası dedim. Hazırlayayım. Şu Rus dilinde. Hem muhabbet ederiz.
Tabii ya. Hem de yemeğimizi yeriz değil mi Şükrü? Allah bereket versin olsun. Kurut verdin değil mi bunlara bu akşam? Kurut verdim. Kupkuru ot. Çıtı çıtı yiyorlar. Nasıl yiyorlar? Şimdi ceylanın yanından geçeyim ya öbür tarafa. Evet. Öbür hayvanlar kınanlı yanına geçiyorum. Böyle hemen benim daha kovaya yapışıyor. Evet, ya elime yapışıyor. Ceylan öyle. Götürmedi. İlk önce ben yiyeceğim diye. Tamam dedim Ceylan. Ceylanımız büyümüş mü arkadaşlar? Ceylanın büyüdüğünü ben sanki biraz bugün fark ettim. Bugün fark ettim. Ayaklanmış böyle. Ben de. Ayakları falan bacakları falan uzamış böyle. Onu bayağı bir izledim. Durdu. Ceylanımız büyümüş mü? Yoruma yazarsanız sevinirim tabii ki. Köyde yaşayan arkadaşlar bilir sattı. Hani eve gelince böyle evinde ne varsa hemen kolay yemek. Böyle az yağda kızartacağım. Çok yağlı da yapmayacağım ben bunu. Üzerlerine de en sonunda şöyle iki tane domatesi kıyacağım. İncecik yine. Böyle ateşim de yanıyor güzelce. Arkadaşlar yağımı da aldım tavama. Hemen şöyle koyayım. Menekan ne kadar yanıyor ateş ya. Evet ateşim çok güzel yanıyor. Az yağda şöyle. O bile bizim acıktığımızı biliyor ya. Çay suyumuzun da sesi çıkıyor ürbümüzü. Ürbü görmüş. Tabii acıktık yani. Biz kahvaltıyı yiyip gittik. Bayağı da güzel yaptık kahvaltımızı şu Rusli'ne. Ondan sonra bir daha artık eve gel git burada bir daha hazırlık yapmayalım diye. Şöyle biberlerimi, hazırladığım biberlerimi içine dökeyim arkadaşlar. Biberlerimi kızartıp bir tabağa alacağım. Sonra patlıcanlarımı kızartacağım. Onu bir tabağa alacağım. En sonunda biberler, domateslerimi de böyle yuvarlak yuvarlak doğrayıp tavada hepsini bir kızartacağım arkadaşlar. Tabi içine sarımsak da katacağım. Çayımızı demleyeceğim. Kızartmadan da sonra oturtmayacağım. Böyle işte acı yemeği acele yemek. Bir de acı yemeği tabur tabur hemen tabura olur mu arkadaşlar? Evet. Bakalım. Patlıcanlar insanlık pamuklu olmuş burada. Şöyle. Ne yapayım ben? Yağ yanacak, şimdi tava yanacak. Böller gidecek. Ben de korktum yani, kıyılırsa. Böllerimi tutacaklar işte böyle. Ondan sonra. Arkadaşlar, tabii biz daha sayımızı göndermemedik. Bizim işimiz bitmez. Bizim işimiz bitmez, kıyılırsa diyen de. Bizlere de afiyet olsun. Sizlere Allah'a ısmarladık. Rabbim'e emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sözünün gittiği her yere selam olsun.